Eski bir yaratık okyanuslarda gizleniyor. Bir T-Rex'in iki katı büyüklüğünde, devasa çeneleri bir arabayı rahatlıkla ezebilir. Ve şimdi düşün ki bu yaratık açık sularda avda. Megalodon köpek balıkları 2 milyon yıldan fazla bir süredir dünyada değil. Çünkü nesilleri tükendi. Ama bugün biraz ortalığı kasıp kavurmak için bu üstün yırtıcıları geri getireceğim. Bazı insanlar megalodonların hiçbir zaman nesillerinin tükenmediğine inanıyor. Bunun yerine okyanusların en derinlerinde, Mariana Çukuru'nda saklandıklarını savunuyorlar. Bence megalodonlar hala ortalıkta olsaydı onları bulabileceğimiz son yer Mariana Çukuru olurdu. Bunun nedeni ise bu tarih öncesi tiranların soğuk sulardan nefret etmeleridir. Diğer denizlere göre daha sıcak olan Akdeniz ve Karayip sularını tercih etmeleri bunun kanıtlarından biri. Ayrıca Avustralya ve Kaliforniya kıyılarını da keşfetmeyi sevdikleri biliniyor. Bu devasa avcılar bugün buralarda olsalardı plaj tatillerini ciddi bir şekilde mahvedebilirlerdi. Ancak endişelenme, seni yüzerken görecek olurlarsa hemen saldırmazlar. Evet, bu doğru ve saldırmamalarının nedeni bedeninin boyutu. Megalodon köpek balıkları devasa yaratıklardı. En küçükleri 16 metre uzunluğundaydı. Bu yüzden senin küçük bedenin yerine daha büyük yiyeceklere ihtiyaçları oluyordu. Bilim insanları megalodonların her gün yaklaşık 1200 kilogram balık yediğini tahmin ediyor. Kalori alım hedeflerine ulaşmaları için balinalar ve yunuslar gibi büyük deniz memelileri ilk tercihleri oluyordu. Yani sen cılız bir insan olarak onların ilgisini çekmeyebilirdin. Yani bir grup arkadaşınla takılmadığın sürece. Ayrıca bu avcıların devasa keskin dişleri olduğunu da unutmamak gerekir. Megalodon dişlerinin her biri bir insan elinden daha büyüktür. Ve biz insanların aksine megler her bir veya iki haftada bir yeni diş setleri üretmeye devam ediyordu. Yaşamları boyunca 40 bin adet dişleri olduğu düşünülüyor. Bu dev yaratıkların hiçbir zaman soyu tükenmemiş olsaydı onları okyanusun her yerinde kolaylıkla görebilirdik. Çünkü suların kralı onlar olurdu. Bilim insanları megalodonların 100 yıla kadar bir ömre sahip olduklarını düşünüyor. Ama bilirsiniz, bir megalodonun menüsünde insanlar olmasa bile muazzam iştahları bizlere başka şekillerde zararlar verirdi. Mesela okyanuslardaki bu devasa avcılar nedeniyle bizim için neredeyse hiç balık kalmazdı. Ve ayrıca tekneler saldırıya uğrayacakları için asla güvenli açılamazlardı. Megalodonların milyonlarca yıl önce neden ortadan kaybolduklarına dair net bir bilgi yok. Ancak bunun nedenlerinden biri okyanusların aşırı derecede soğuması olabilir. Eğer şu an hayatta olsalardı onlar için mükemmel bir lale devri olacaktı. Çünkü okyanuslarımız oldukça yüksek derecelerde ısınıyor. Okyanuslar böylesine sıcakken oldukça hızla gelişen megalodonlar büyük miktarlarda çoğalma eğilimine girerlerdi. Ve bu yırtıcıların giderek daha fazlasıyla muhatap olduğumuzu görürdük. Ticaret ağının önemli bir noktası olan deniz operasyonları aksardı ve potansiyel olarak kruvaziyer endüstrisinin de sonu gelirdi. Ancak sonunda okyanusta yiyebildikleri her şeyi yedikten ve beslenecek başka hiçbir şeyleri kalmadıktan sonra bir kez daha nesilleri tükenebilirdi. Ne dersiniz? Bir diğer video içeriğinin hangi tarih öncesi canlı olmasını isterdin? Bunu yorumlarda çekinmeden belirtebilirsin. Tüm yorumları okuyor ve cevaplıyorum. İzlediğin için teşekkürler.